وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Kur'an'ın ayetleri okunduğu zaman ne olur bu sefer? زَادَتُمْ اِيمَانًا Onların imanları artar. Allahu Ekber. Kur'an ayetleri okunduğu zaman, sureler okunduğu zaman, Rabbimizin ilahi kelamı, mesajı okunduğu zaman, duyulduğu zaman o müminlerin imanı artar. Elhamdülillah. Yani Kur'an öyle yüce bir kitap ki, yani okuyanlar buna doymuyor, dinleyenler buna doymuyor. Yani her namazda Fatiha'yı okuyoruz. Yahu yine bugün de Fatiha'yı okuyacağız diyen var mı? Yok. Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir dua. Rabbimizin ne güzel bir mesajı, ilahi kelam. Şimdi böyle bir örf de olmuş. Yatsıdan sonra Amener Resulü okunur. Akşam namazından sonra Hüvallahüllezî okunur. Sabah namazından sonra Hüvallahüllezî okunur. Bunlar ne güzel bir dua. Bunları dinleyeceğimiz zaman da ne olur? Ya yine mi Amener Resulü, yine mi Haşr suresinin son ayetleri demiyoruz. Niye? O bıkkınlık getirmiyor bize. İşte bu nedir? Mucize bir kitaptır elhamdülillah. İşte وَاِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتُمْ اِيمَانًا Bu duygularımız var ya, Kur'an okunduğu zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bizim imanımızın artması da gerçek mümin olduğumuzun bir tescilidir elhamdülillah.